yapma ihtiyacımız var. Kapalı çarşıya, piyasanın kalbine uzanalım. Volkan Kuğucuk yatırım uzmanı karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hemen soralım, yani bugün nasıl bir hareket bekliyoruz dolar TL'de? Şu anda 5 haftanın en düşüğündeyiz dolar TL'de. Daha da aşağıları görür müyüz, ne dersiniz? Dolar tarafında gerileme eğilimi devam ediyor. 3.70'in altında birazcık daha düşüş yönlü hareketin inme kazandığını söyleyebiliriz. Hatta birazcık daha net rakam vermek gerekirse 3.74-3.75 bandının altında birazcık daha TL'nin güçlendiği bir noktadayız ki dolar TL tarafında 3.65 seviyelerine kadar gerileme eğilimine tanık olduk. Tabii ki akla Janet Yellen denince hemen FED ve faiz artışı geliyor. Şu anda olasılıklar ihtimaliyle baktığımızda aslında FED'in faiz artış noktasında Haziran ayından sonra oranların birazcık daha yükseldiğini görüyoruz ki faiz arttırım oranlarının Haziran ayında %70'e yakın bir ihtimal varken Aralık ayına doğru tarihler ilerledikçe bu oranın %90'ın da üzerine çıktığını görüyoruz. Şu anda piyasalar mevcut verileri ve mevcut durumu değerlendirdiğinde sanki Haziran'dan sonraya bir faiz artışı Haziran dahil olmak üzere bekliyor diyebiliriz. Ama Mart ayında tabii ki Yellen'ın yapacağı açıklamalarda eğer Mart ayını şu anda biz masada tutuyoruz. Önemli, Mart ayında bir faiz artışı gelirse bunun devamında sanki Haziran ve Eylül aylarında da faiz artışı devam edebilir. Fed'in verdiği o 3 kez faiz artış takvimini baz aldığımızda. Ama şu an itibariyle bakıldığında hani güçlü dolar Amerikan ekonomisine zarar veriyor konuşmalarının ardından Trump'ın. Birazcık daha Fed'in hem Trump'ı destekleyeceği yönünde de bir fikir ortaya atabiliriz aslında. Yani hem küresel risk iştahı yüksek, hem hani Fed tarafından çok yeni bir şey beklemiyoruz anladığım kadarıyla. Hem de içeride Merkez Bankası sıkı duruşunu sürdürüyor. Bütün bunlarla biz herhalde bu dolardaki düşüşü gördük. 3.64'ü de gördük. Daha da aşağılarda ne kadar yer var sizce dolar TL'de? Şimdi dolar TL'ye baktığımızda hani grafiksel açıdan baktığımızda 3.63-3.65 bu bandın altında bir fiyatlama gelebilir mi? Gelebilir. 3.58-3.55-3.50 seviyelerine kadar kademeli olarak geri çekilme içerisinde kalabiliriz. Ama burada tabii ki piyasalar şuna da bakıyor. Yurt dışında en azından dolar endeksinin belli bir bant arasına hapsolması ve yüzün altında zaman zaman gördüğümüz dolar endeksinin en azından şu anda 101 seviyesinin üzerinde hareket etmemesi birazcık daha içeride TL tarafı da pozitif tarafta tutuyor. Buna ek olarak sizlerin de belirttiği gibi Merkez Bankası'nın yapmış olduğu hamlelerle birlikte, sıkılaştırma ile birlikte birazcık daha TL tarafının şu anda güçlü kaldığını söyleyebiliriz. Ama önümüzdeki süreçte tabii ki yurt dışını dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü sadece yurt dışında FED'e bakıyoruz ama FED'in dışında global anlamda dünyanın hemen her yerinden ekonomi ile ilgili bir gelişme, bir şok haberi gelebilir. Son dönemde geçtiğimiz yıllara baktığımızda Çin'i konuşuyorduk. Avrupa bankacılık krizini konuşuyorduk. Ama bunlar henüz masadan kalkmış değil. Oldu, masada durmaya devam ediyor. Sonuç itibariyle önümüzdeki süreç içerisinde eğer global tarafta sert bir rüzgar esmezse en azından TL'nin bir kısım daha pozitif tarafta kalabileceğini söyleyebiliriz ama genel görüntü itibariyle bakıldığında 3.50'nin üzerinde, 3.50'nin altında düzeltmek gerekirse bir fiyat hareketi olup olmayacağını şu anda izlemeye devam edeceğiz. Volkan Kuğucuk, çok teşekkür ediyoruz. Yatırım uzmanı Volkan Kuğucuk'un piyasalar